Kaydı başlat. Hocam. Evet. Evet mesela. Şimdi Hocam basit anlamlı bir ben proje kayıt için demiştim. anlamadım. Kayıt için demiştim ama başlattınız, kusura bakmayın. Tamam, zaten. Temel projede öncelikle bir tane application PE gibi bir dosya açtığımızı düşünebilirsiniz. Bu bizim ana çalıştıracak olan dosyamız. Bunun içerisinde yapıyoruz. Tabii büyük projelerde bunlar daha dağıtık hale gelecek. Ama onlar şimdi geçerli değil. Şu an tek bir dosya içerisinde ya da birkaç tane dosya içerisinde yapabiliyoruz. Burada da ilk olarak yapmamız gereken şey Flask'ı bizim şuradaki Flask nesnesini yüklediğimiz Flask içerisinden eklememiz gerekiyor ki kullanalım. Bakın şurada kullanıyoruz. Bunun nesne örneğini oluşturuyor. Nesne örneğini oluştururken de APP adında genellikle standart olarak bu ismi kullanırız. Bu nesne örneğini sonra function'larımızı yazmaya başlıyoruz. Burayı biliyorsunuz. Ve şurada da bizim main function'ımız var. Python'da bu şekilde yazılıyor. Genellikle farklı yöntemleri de olabiliyor. Ama bu başlangıç alanı gibi düşünün. Bu teknik olarak her programlama dilinde vardır. C Sharp, Java fark etmiyor. Go hepsinde uygulamanın ilk olarak hangi fonksiyondan başlatılacağı belirtilmelidir. Derleyici ve uygulamayı çalıştıran altyapı bir yerden başlatmak zorundadır. O yüzden main fonksiyonu vardır mutlaka. Ama yani kimisinde mesela şunu kullanmadığında da diyelim çalıştırdığımız sonlu örnek gördük. Bunun sebebi bunun olmaması değil, sizin yazmamış olmanız. Ama kendisi arka tarafta bunu kendisi kullanıyor zaten. Ve application run diyerek bunu çağıralım. Burası en basit anlamda yeterli. Sonra routing işlemi yapacağım. Routing işlemi de bildiğimiz ilk o tekrarını izlemediğimiz sorularda tökezlediğimiz konu vardı. Orada anlatmıştım hepsini. İşte orada anlattığım gibi bir link yapısı oluşturmamızı sağlıyor. Bilen arkadaşlar da var. İlk kez derse katılan, bugün dün. Onlar da önceki kayıtları indirebilir. Bazılarına tabi belli bir süreden öncekilere erişemeyeceklerdir. Ama genel olarak bir video kaydı yapıyoruz diyelim. Evet, burada mesela şunu yazmak zorunda değiliz. Bu şöyle olabilir yani default olarak bunu kullanabilirsiniz. Bunu kullanırsam index'in HTTP metodu nedir? index'in buradaki HTTP metodu tam şu şekilde kullandığımda. Get. Get değil midir hocam? Varsayalım. Bir şey Evet. yazmışsa dediğim Varsayım zaman olarak zaten. evet. Burada. Default olarak get'tir burası. Özellikle yazmanıza gerek yok. Ama ben şahsen yazılmasını tavsiye ederim. Bu yani ASP.NET yazıyor olsanız da aynı. Orada da HTTP GET diye bir şeyle tanımlıyorsun mesela bir attribute ile C Sharp'ta diyelim. Onu da yazmana gerek yok. Çünkü default olarak GET'tir. Bunun yazılımsal bir kuralı yok. Yazılı olmayan kurallardan birisi. Ve hemen hemen tüm web programlama dillerinde GET default olarak bırakılır. Ekstra da yazmanıza gerek bırakmamak için. Aksi halde yazmaya zorlasaydım tahmin edersiniz insanlar çoğunlukla unutacaktı yazmayı vesaire. Bu sefer normal index de diyelim şurada bir render işlemi yapıyorsun. Index HTML onu bile gösteremeyecektim. Burada tam başta özellikle yeni başlayanlar için. Yani tecrübeli olanlar bir şekilde halleder onu da. Yeni başlayanlar diyecek ki yazıyorum yazıyorum çalışmıyor. Halbuki çalışmıyor değil. Orada get'i yazmamış olurdu. Bu tür sebeplerle aslında bunlar
default olarak kullanılıyor. Yani şunu şöyle yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Hatta böyle yapayım ben. Böyle. Şurayı biraz mutluluk. Bu şekilde. Neydi? Şu ters slash var ya. Ne yapıyor bu? Neden koyuyor bu? Evet. Ses mi gelmedi? Hocam ben anlamadım sonrası. Bir daha sorar mısınız? Şurası. Şuradaki ters slash'ı neden koyuyorum? Root dizilini göstermek. İlk açılış sayfasına yönleniyor hocam şeyde, rotada. Evet. Basit anlamda şöyle yazayım ki www, hatta şöyle www.com olsun. Şuradaki olay var ya, aslında şunu koymuş oluyorum. Siz normal bir web sitesine falan girerken bunu koymazsınız. Şu sonundaki slash'ı. Fakat URL yapısında bu olması gereken bir şeydir. Siz yazmasanız bile fark etmiyor. Arka tarafta bu o şekilde yönetilir. Siz bir web sitesine girdiğinde çok nadir olarak şunun olduğunu görürsünüz mesela web sitesinin sonunda. Ama genellikle olmaz. Bunun sebebi şu şekilde. Siz ister bu şekilde ya da sonuna bu slash'ı koymadan çağrılabilecek bir yazılım geliştirebilirsiniz. Bu da arka tarafta yazılımcı tarafından yapılıyor aslında. Yani kullanıcı şunu girmese bile tamam diyor ki sorun değil diyor, ben biliyorum diyor, o ana domaine gitmek istiyor. Yani indeksi gösteriyor sana. Kendisi yönetiyor yazılımcı onu. Ama normalde şu aslında linkin bir parçasıdır. Olmak zorunda olan bir şeydir. Ama dediğim gibi bu ikisini de alternatif olarak yönlendirdiği için indekse sizin için bir şey fark etmiyor. Ama burada biz yazılım geliştirici olduğumuz için bunu koyuyoruz. Diyoruz ki buna geldiğinde, buna bir istek geldiğinde indekse geleceksin. İndekse ne yapacak? Basit anlamda Hello Mars diyecek. Burada da şunu zaten kullandık birçok kez. İsterseniz şöyle geriye string'le birlikte bir mesela HTTP status kod gönderebilirsiniz geriye. Ne demek 200? 200'den anlamı geliyor. Başarılı. Evet, başarılı yani okey. Bununla okey aynı şey. 200'lerini geri gönderebilirsiniz isterseniz. Ama teknik olarak zaten sen bunu başarıyla geri gönderdiğinde default olarak herhangi bir ekstra error management, exception handling falan yapmadığında otomatik olarak client tarafından bu okey olarak algılanacaktır. Ama bilinçli olarak da gönderebilirsin. Ya da şunu yapabilirsin. Buraya gelen isteği sen örneğin 500 olarak göndermek isteyebilirsin. Internal server error gibi. Bu hata yönetimi değil. Bu bildiğin HTTP status kod gönderimi. Hata yönetimine sonra bakacağız. Onlar farklı mesele. Burası da böyle olsun. O zaman tamam. Bunu tekrar çalıştırmama gerek yok herhalde. Bunu biliyorsunuz buraya kadar. Gelelim diğer meselelere. Aralarda aklınıza takılanları sorun arkadaşlar. Kafanızı karıştıracak bir şeyler varsa. Belki ben unuturum hani bir şeyi anlatmayı. Hemen kötü örnek olarak şuradan kopyalayıp yapıştırıyorum. Ama bunu eğitimde böyle yapıyorum. Kendim elle yazıyorum bunların hepsini. Yani burada verilmek istenen mesaj, kendiniz elle yazmalısınız bunları. Özellikle yeni öğrendiğiniz bir konuda kendiniz yazmak zorundasınız. İster makaleden okuyun, ister videodan okuyun. Videodan okunmaz teknik olarak. Bu da bir hata.
ama videodan dinleyin diyelim, izleyin vesaire. Bunları yazmanız gerekiyor. Yazdıktan sonra da o anlatılanı değiştirip üzerine bir şeyler ekleyerek, gerekirse bozarak hataları görmeniz gerekiyor. Yani yapısını değiştirdiğinizde zaten değiştirirken tonla hata alacaksınız. Sonra onu düzeltirken onun nasıl çalıştığını öğreneceksiniz. Çünkü öğrenemezsiniz zaten düzeltemezsiniz. Taktik budur yani. Evet, soru. Soru var. Az geçti. Yok, çete yazmışlar hocam da. Onun için söyledim. Tamam. Oradakileri de bana, yani soru varsa bana seslendirebilirsiniz. Belki o arkadaşlar mikrofon kullanmıyor olabilir. Ben çünkü her seferinde bakamıyorum oraya. Şu an çift ekranda bildiğim kadar dolanıyor. Default'u get şu şekilde. App root falan demiş arkadaş, sormuş. Default'u get olamaz. Default'u get olan aslında app root'un ikinci parametresi değil mi demiş Rümeysa. Bakıyorum. Default'u get aslında app root'un ikinci parametresi değil mi? App root'un ikinci parametresi. Default get olan. Aynen, ben de öyle biliyorum. Hocam, bu çok değil. Bu böyle. Hocam demek istediğim yani şey. Burada hani app root var ya. Orada ha. Aslında hiçbir şey yazmadığımız takdirde orada default olarak get gidiyor metod olarak. Metod yöntemi olarak. Onu demek istedim. Değil mi? Evet. Evet. Bahsettiğimiz oydu yani. Default dediğimiz o. Ha, tamam. Emin olmak istedim. Default olarak. Tamam. Aynen. Oraya yazmadığım takdirde default olarak metod get gidiyor. Evet. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Evet, sevgili frontend ekiplerimizin Rümeysa'sı. Soru makinesi. Get name. Bakın burada da get name diye bir şey yapıyorum. Önce de hem sorun birini sorunca laf atıyorum. Bir izlenim oluşabilir. Şaka yapıyorum. Yeni katılanlar tanımayabilir beni. Ben de şaka yapıyorum. Öyle bir durum var. Ben X. Burada ne yapıyor? Şöyle bir linke gelirse nereden? Tamam. Onu da örneklerle göstereyim ki aklınızda şekillensin. Başına HTTP koyduğumu varsaymayın. Koyayım bari. Joe.com. Joe domainini almak için bayağı beklemiştim ama Joe.com. İkisi de yıllardır dolu yani. Adamlar zaten muhtemelen ben çocukken bunları almışlar. Böyle. Şöyle bir istek gelirse buraya gelecek. Hatta ben bunları başına yazayım şöyle. Yani başlangıçta bu şekilde anlamanız daha kolay olur. Şu. Ve o da oraya gelecek. Yani şu örnekte sadece get'e izin veriyorum. Post izin verilmiş olmadığı için post, put, delete gibi istekler bu sayfaya gidemez. Giderse karşılanmaz. Sonra copy and paste kullanarak name diyorum. Burada da çok beklediğimiz şey bir parametre kullanalım. Parametre kullanarak nasıl yaparız? O zaman sonunda da şöyle yaparım. Parametreyi de mesela name diyor ya, bunu bir örnek olarak düşünün. Örneğin benim adımı yazmak. Şu şekilde. Oradaki name parametresi bunu alacak. Oradan. Sonra da hello
bir string concatenation. Şöyle biraz güzellik ve name'i. Tabii ki hatamız name. Orada yazıyorsam buradaki gerçek function'da o parametreyi alacak. Çünkü sen programatik olarak onu kullanacaksın. Değil mi? Donuyor hocam, biz anlamıyoruz. Gecikiyor. Düzelir diye umuyorum. Devam ederse söyleyeyim. Ses düzeldi mi? Hayır hocam. Hala aynı. Ben geliyorum bari. Ekran. Ekran gelmek ya da gelmemek. Ne diyorsunuz? Hocam siz diyeyim, anlatıyorsunuz, gösteriyorsunuz ya. Bazen ses gidip geliyor. Veya sesi duyduğumuzda da orası yani ekran donmuş oluyor. Yani biz hiçbir şey görmüyoruz. Yani kayıyor. Kaçıyor. Bir şey dinleyeceğim. Telefonu biraz... Çünkü telefondan bağlanıyorum ve bulunduğum odada telefon da çekmeyebiliyor. İnternette haliyle işkence çekiyor olabilir. Şimdi nasıl? Geliyor mu? Ses. 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 Geliyor mu? Ses. Geliyor mu? Ses geliyor mu? Evet evet hocam, ses geliyor. Geliyor hocam. Tamam tamam. Tamam. Şimdi burası böyle. Şunu name yapalım. Farklı örnekler görün. Burası da tabii name olmayacak. Age olacak mesela. Bunlar basit örnekler. Get age. Şurada get name. Tamam. Burada name vesaire. Bu yeterli. Tabi isterseniz daha önce dediğim gibi şunun sonuna örneğin 200 gibi bir şey ekleyebilirsiniz. Çünkü şurası zaten birleşimli bir string olarak geliyor. Orayla ilgilenmiyoruz. Ve ben bunu çalıştırmak task run. Evet, çalıştık. Local host. Hello world geldi. Şimdi şunu aşağı doğru alayım. Şunu şöyle alayım. Türk Telekom'la ya da Turkcell'le anlaşırsak böyle kıl payı döndü ama öyle bir anlaşma yaparsak ilk yapacağım iş ücretsiz yüksek hızlı internet sponsorluğu almak olacak. Böyle aklımda sinsi olarak bekliyorum yani. Bir saati yakaladığım anda yüksek hızlı internet çıkacağım. Diyeceğim ki para almayayım ben de. Bakın get name'i çağırdım. Return X dedim. Return X. Şurada bunu deneyelim şimdi. Get name değil. Da name olsun mesela Cihan. Hello Cihan. Ne yapmıştı? Hello ile Cihan'ı birleştirdi burada. Bu da çalıştı. Age kısmı. Age. Yaşımı yazarken böyle bir elim gitmiyor biliyor musun? Yaş çok hızlı geldi bak. 2021 olduk. Burada inceli diyelim. Neyse ona sonra bakarız. Hatta API üzerinden falan gösterelim. API konularına geçtiğimizde.
buradan sorunsuz bir şekilde hepsi çalıştı. Peki size bahsettiğim şeyi, mesela şu get kısmını kaldırsaydım, ben buraya sadece post yazarsam bilinçli olarak get'i ezmiş olurum, onu yok etmiş olurum. Yani default olarak artık get kullanılmaz olur. Böyle yaparsam ne olur? Mesela get name. Şöyle. Bakın bu hata 405 method not allowed. Bu kadar basit. Şu hatayı gördüğünüzde anlayın ki böyle bir hata yapmışsınız. Yani oraya diyelim işte get default olarak var ama sen ona post yazarsan, put yazarsan, sonradan oraya get isteği yaparsan buradaki gibi method not allowed. Gördüğünde %100 hata budur. Bu bunun için var. Buraya istek yapamıyorsun bile demektir. Yapma hakkın yok. Evet, burası da böyle. Soru var mı? Sorular varsa alayım. Kafanızda takılan konu. Bakın şurada bundan farkı, mesela burada normal string olarak name aldım ama burada dedim ki buraya gelen bilgi, veri, parametre olarak gelen veri, query string diyoruz aslında buna. Buraya gelen veri integer olmak zorunda diyorum. Şunu get olarak yapayım da sonradan kaynağı incelerken saçınızı başınızı yormayın. Şimdi çalışır. Çalıştı. Age. Bakın buraya artık integer değil. Mesela şöyle bir şey yazsam, gördünüz mü? Çalışmadı. Sebebi not found, bla bla. Bunu bulamadım diyor. Aslında var ama ben şurada integer olacağını söyledim. Query string kısmında. Şurada. Integer gönderilmediği için de bununla eşleşemedi. Tamam. Bu şekilde korumanız gerekiyor. Dışarıdan gelen veri. Bu default olarak string'dir zaten. Şurada bunun default'u string. O yüzden ekstra bir şey yazmanıza gerek yok. Bakın 404 olarak logları da görüyorsunuz burada. Bulunamadı diyor. Get isteği yaptın ama bulamadın. Çünkü eşleşmedi. Yani şuradaki pattern ile eşleşmediyse bulamamıştır. Şimdi frontend tarafındaki arkadaşların özellikle çok merak ettiği konular. Bu Python'la UI kısmını nasıl birleştiriyoruz arkadaş kısmı? Sorular böyle. Oraya bakalım biraz. Template. Biraz statik yazalım. Statiğin içerisinde CSS olsun. O da yetmez. JavaScript de olsun. O da yetmez. Image de kuralım. Bu şekilde. Statik kısmında hemen pardon template kısmında statik HTML diye bir şey. Burada bir resim göstermek istiyorum. Bu resmi nasıl gösteririm? Önce benim resme ihtiyacım var. Hemen şuraya geleyim ve Deniz'in tasarladığı resmi atayım ben buraya. Deep Lab Bootcamp logosu. Onu attım. Ve şöyle bir görseli var. Bunu göstereceğiz. Bu statik content gösterimidir web tarafında. Yani herhangi bir kaynaktan çekmek değil, kendi projenin içerisinde olan dosyaları gösterme kısmı. Bu aslında statik HTML tarafındaki çalışmaları siz zaten frontend'de gördünüz. Ama onun Python gibi yani web framework'ü tarafından işlenmesi gerekiyor. Normal HTML olarak da bunları linkleyebilirsiniz. Ama o zaman yönetilmez olurlar. Yani Python'la yönetmeniz mümkün olmaz. Ya da herhangi bir programlama değil. O yüzden doğrudan
HTML içerisine HTML kurallarıyla değil, biz ekstra bir şeyler daha ekleyerek onu Python'da yönetilebilir hale getiriyoruz. Bunun için hatta HTML diyelim. Şuraya HTML'i yazdım. Feed alanına geldik. Burada metan var. Charset. UTF. 8. Hocam görüntü evet. Aşırı geç geliyor da yani önce ses gelip görüntüyü sonra görüyoruz. Bilmiyorum diğer arkadaşların da öyle mi de takip etmekte bayağı zorlaştırıyor. Diğer arkadaşlar söylerseniz. Aynen hocam doğru ya. Bir saniye. Yani 10 saniyeyi bile aşabilir. Bilmiyorum aşırı bir gecikme oluyor bende. Bende de o şekilde. Bende de bir de hani bazen kısa süreli de olmuyor. Arda arda olduğu için o artık uzuyor. Tekrar arkadaşlar Wi-Fi yapamam zaten. Telefon üzerinden bağlanıyorum. O da Türkçe. Yani şu an ses geliyor mesela. Normalleşti mi biraz? Hocam sesiniz de takılmaya başladı artık. Aslında sesinizde problem olmuyor da mesela klavyeden yazdığınızda o geç geliyor. Yani biz o anda sesini duyuyoruz ama görüntü geç geliyor. Uygulamayı mı paylaşsam direkt? Daha önce öyle bir şey yapmıştık gibi sanki. Hani sadece uygulamayı paylaşayım ben sizle. Belki ekran sorun çıkartıyor olabilir. Ekranla alakalı değil de. Python biraz. Ekran bilgi. İstedik eşleme. Şimdi sadece uygulamayı paylaştım. Tam ekrana değil. Daha önce böyle yapınca biraz düzelmiştim. Bakalım. Ses geldi mi? Evet, geliyor sesiniz. Tamam, görüntüyü de deneyelim o zaman. Şuraları hızlı hızlı ben alayım, önemli değil. Güzel bir örnek veriyorum ben. Sorun olursa söyleyin. Ses vesaire yine. Ben de öğrenmiş olayım. Şu meseleyi. Bakın şu şekilde script eklemeniz gerekiyor ya. Bir frontend tasarıma. Örneğin JavaScript kodlarınızı buraya eklemeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızdan bahsediyorum aslında. Burada. Ya da mesela link eklemeniz gerekiyor. Örneğin CSS gibi. Şey diyelim. Ref içerisinde şu şekilde ekliyorsunuz normalde. Statik olarak buralara link verdiğinizde değil mi? CSS dosyasına, bootstrap dosyasına falan ekliyorsunuz. Normal uygulama tarafında biraz farklı olacak. Biz bize demo or image static file diyelim. Şurada öncelikle bir resim dosyası oluşturacağım. O resmi nasıl gösteririz ona bakalım. Resim dosyasını Python'da statik dosyaları göstermek için yarı dinamik bir yöntem, aslında birkaç yöntem var ama bu kullanacağımız şey de biraz yarı dinamik. Burada template engine'e diyorum ki, seste sorun var mı bu arada?
Görüntü falan. Seste sıkıntı yok da görüntü hala geç geliyor hocam. Tamam. Yüzeyde bir tane ediyorum. Arada bir gidiyor ya. Şöyle. Aynı vesaire alanlarını açıyorum. Diyorum ki sen image klasörü içerisinden şöyle bir risk alacaksın. Bir daha bootcamp jpeg. Bunu alıp göstereceksin. Yani istersen hani onu gösteremediğinde HTML'de alternatif tagı var ya, onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde URL for ile başına static diyerek, yani aslında klasör yapısını anlatmış oluyorsunuz burada. Bunun içerisinde file name'i image klasörü içinden deeplabbootcamp.jpg olduğunu söylüyorum. O da gidiyor şuradaki resmi buluyor ve onu gösteriyor. Nasıl? Çalıştırıyorum. Class ground. Şöyle yapsam link yapsın, daha sorun yok. Sayfasını açıyorum. Tabii ki bunun içerisinde bir şey yazmadık. Burayı yazmamız lazım. Onu da yapalım. Burada küçük bir şey yapacağız. Çok fazla izin bulut olmayacak açıkçası. Diyorum ki root ana sayfaya istek gelirse burayı çalıştır. Hangi durumlarda? Method at def index return hello world. Deniz nasıl? Ses görüntü? Yani idare eder. Geç geliyor ama ilk zamanki kadar kötü değil şu anda sanki. O zaman diğer arkadaşlar da idare eder bence. Burada static image function'ını oluşturuyorum. Diyorum ki burada bir şey şurada oluşturduğum template'i ben geri göndereceğim. Tamam. Static onu çalıştırmasını istiyorum. Render. Render template. Bunu yukarıda eklemem gerekiyor değil mi? Static image. Static HTML. Şöyle. Render template. Evet. Basit anlamda böyle. Ondan sonra diyelim ki standart kodumuzu yazalım. Bu olsun. Ve application'ı burada çalıştır. Evet. Sonra eksik var mı? Statiği çalıştırdık oradan. Dikkat ederseniz şurası, burada bunu yazmadım. Default olarak zaten get gidecek. Bu da örnek olsun. Aslında buna da gerek yok. Yani burada post şey yapmıyoruz. Bunu kes. Ve çalıştır. Hocam bence siz hızlı gitmeyin çünkü görüntü yetişmiyor şu an size. Tamam. Stream'den hızlıyım diyorsun yani. O zaman tarayıcı görüyor musun mesela şu an? Yani VS Code'un ekranı gözüküyor. Eyvah eyvah. Yani biz biraz taş devrinde kaldı görüntü. Pardon. Şey değil. Yok zaten ekranı paylaşmadığım için sadece uygulama paylaşılıyor. Ben ekranı göstermek zorundayım. Çünkü o uygulamayı da göstereceğim. Bakıyorum. Ekranı paylaşacağım. Çünkü tarayıcı da göstereceğim. O yüzden göremediniz. Aslında görüntü geliyordu da. Şu an tarayıcı görünüyor mu?
Evet, iki ekranda gözüküyor VS Code'la birlikte. Tamam, süper. Evet, bakın burası böyle. Basit anlamda statik bir dosyayı nasıl gösteririz? Tabii ki HTML çalışmasıyla bunu yapabilirsiniz ama bu tür web uygulamalarında aslında HTML bazlı statik linkleme yapılmaz, yapılmaması gerekiyor. Yani ben şu kısmı programatik olarak yönetebilirim ama örneğin burayı standart olarak statik HTML ile linklemiş olsaydım, örneğin 150 tane sayfa tasarladık. Bunların her birisindeki linkleri ayrı ayrı yönetmemiz gerekirdi. Linklerin yapısını değiştirmemiz gerektiğini vesaire. Hocam yani... Dinamik olarak yönetim. Böldüm mü şu an hocayı bilmiyorum ama. Hocam. Devam et. Pardon, kusura bakmayın. Şey sormak istedim. Yani burada statik olarak oluşturmamız orada hani URL for static hani denmesiyle oluyor. Statik nasıl desem? Yani anladınız. Evet. Python web uygulamasında böyle yapılıyor bu. Yani diğerlerde de bu statik linkleme yöntemini kullanıyoruz. Aslında yarı statik dememin sebebimiz asıl statik olan HTML taraflı kullanmak. Yani sizin elle yazdığınız linkler gerçek statik linklerdir. Değişmezler. Ancak o HTML'i editlersen değişir. Ama burada programatik olarak yönetebilirsin. Bu yarı dinamik, yarı statik yöntemdir. Bunu kullanmanız daha doğru. Burada işi template engine'e bırakıyorsunuz. Python'ın, ki Python Jinja'yı kullanır. Template engine olarak Jinja. Ona bırakıyorsunuz buradaki link yapısını vesaire. Doğrusu bu aslında. Ama web uygulama geliştiriyorsanız böyle yapıyorsunuz. Mesela API oriented, yani client ile server'ı birbirinden ayırdığımız mimarilerde API'yi diyelim ki ben geliştiriyorum backend yazılımını. Siz de diyelim bunun client'ini React ile geliştiriyorsunuz. O zaman bunlara gerek yok. Python'ın ya da herhangi bir template engine, Go olur, yani Go dilinin frameworklerindeki template engine ya da C Sharp'taki fark etmiyor. Template engine sadece web uygulamalarında kullanılır. Yani makro servis odaklı ya da servis oriented bir yazılım geliştiriyorken client ile server'ın birbirinden ayrıldığı yazılımlarda template engine kullanılmaz. Orada çünkü onun yerine sen React ile hallediyorsun bütün işlemlerini. O tarafı örneğin Python'ın template engine'i render etmiyor. Ama bu static HTML vesaire bütün dosyalar sunucuda olduğu için, web sunucuda bulunduğu için Python da orada. Hepsi bir arada, ben onları render ettirebiliyorum. Şu HTML dosyasını al, bunu render et. İçerisinde şu kısmını template engine hallediyor. Ama client ve server birbirinden ayrıldıysa orada template engine kullanılmaz. Yani şunlar. Orada React kullanıyorsanız React yapar bu işi. Onlara vakti gelince anlayacaksın. Şu an kafanıza takılsa da çok şey yapmayın. Diğer kısmı... Ben de bir şey sorabilir miyim? Evet. İsimle birlikte Didem. Girersiniz daha iyi. Pardon Didem, ben ne diyecektim? Burada şimdi body kısmında cümleyi önce yazdık, sonra resim için bir kod yazdık ya, ama ana sayfada resim üste çıktı. Ben onun nedenini yakalayamadım. Şöyle göstereyim. Bu render etmeyle alakalı, render süreciyle alakalı bir şey. Normalde mesela deneyelim. Orayı kopyaladım. Şöyle yapsam neredeyim ben? Ben template'in içindeyim. Link yapısını hatırlayabilirsem doğru şekilde.
Link görünmedi. HTML link yapısını hatırlayan var mı? Şuradan dosya çekmek için. Ben şimdi template içerisindeyim. Hocam isterseniz orayı komple silin, hani noktadan başlayarak oradan size gösterir zaten control space ile. İsterseniz orayı bir kesin, image deep lab bootcamp kısmını. Aynen. Oradan sizi yönlendiriyor sonra. Statik içerisinde resimden şunu. Hiyerarşiyi kaçırmışım orada. Bunu hani moladan önce bir şeyden bahsediyordum ya. Moladan önceki videoyu izlediniz mi bu arada? W3 Schools üzerinden bir şeyler anlatmıştım. DOM'un çalışma mekanizmasını anlatmıştım. O zaman onu inceleyebilirsiniz. Cevabı orada. DOM'un çalışma mekanizmasını inceleyin. Oradan anlayacaksınız. Şimdi burada dinamik olarak yaptık bunu. Ve aynı şeyi şöyle yapacağız. Şimdi tasarımcı arkadaşlar tasarımda JavaScript yapıyor, CSS'i yazıyor. Bunu uygulama içerisinde eklemesi gerekiyor, değil mi? Orada da şu yapıyı kullanabiliyoruz. Getireyim. Mesela JavaScript'te ben şunu yapmak istesem. JavaScript'in içinde index.js oluşturacağım. Ve burada da link olarak diyeceğim ki index.js. Bu da gene statik, file name vesaire. Zaten hepsini tek bir klasör içerisine koyduk. Static, CSS, image ve JavaScript içerisinde. Burada herhangi bir şey yazmadık. Ama orada da bir şey yazalım. Mesela şöyle bir şey yapmak istesem. Geleyim ben. Diyeyim ki şunun altına örneğin bir div ekleyeyim. Şurada div content olsun. Ve bunun içerisinde de bir şey olsun. I am x yazsın. Ben bu id üzerinden div content id'si üzerinden buna erişeceğim. Ve sonrasında şuradaki alana div'e tıkladığımda onun adını değiştireceğim mesela. Client side ile client kısmı ile Python'ı birleştirme adımlarından bir tanesi. Nasıl yaparım bunu? Çok basit. JavaScript vesaire bunların eğitimini aldınız zaten. Temel olarak biliyorsunuz. Call this function. Add content. Document get element by id. Burada alacağım veri, yakalamam gereken nesne div content. Sonra da bunun üzerinden diyeceğim ki content'in inner html'ine ulaş. Bunları gördünüz değil mi? Frontend tarafındaki arkadaşlar. Ses geldi değil mi? Geldi gördük hocam. Gördük evet. Bak geldi bana.
Size ses geliyor, bana cevap gelmiyor. Ondan sonra diyorum ki bunlar beni duymuyor. Şimdi bunları görmeniz gerekiyor. Bunlar client tarafında. Gerçi siz TypeScript tarafına odaklandınız. JavaScript'i de dil olarak gösterdi size. Burada jQuery çalışmaları hazırlanıyor frontend tarafı için. Onlarda aslında client tarafındaki bu tür şeyleri daha kullanmayı öğreneceksiniz. Yani JavaScript ile jQuery ile nasıl kullanılır? Çünkü React'ten önce jQuery biliyor olmanız DOM yapısını anlamanız için çok daha doğru bence. Çünkü React'te Virtual DOM olayı var. Virtual DOM'u anlatırken, yani DOM'un ne olduğunu bilmiyorsan, oradaki nesnelere, yani HTML elemanlarına vesaire nasıl eriştiğini bilmiyorsan, React, yani temelleri bilmeden React öğrenmek gibi olur. Günümüzde Türkiye'de olduğu gibi diyelim. Çoğunlukla işin temelini bilmeden direkt o konuyu biliyorum diyor mesela. Mesela yazılım tarafında da veri tabanı işlemlerinde ORM kullanmak gibi. ORM çoğu projede çok gerekli. Kesinlikle. ORM araçları tavsiye ederim. Mesela Python tarafında SQL Alchemy. Bunlara bir örnek. Çok ciddi destek oluyor projeleri hızlı geliştirebilmemizde. Ama sen doğrudan veri tabanı connection'ın ne olduğunu bilmiyorsan, connection'ı açma, kapama, onun içerisinde transaction'ı başlatma, işlemi gerçekleştirme, bunları bilmiyorsan, mesela C# tarafında Entity Framework ORM'si var. Ama onun alt başlığında AddOnNet var. AddOnNet diye bir şey var. O biz Connected Mimari ve Disconnected Mimari diye ikiye ayrılıyor bu. Connected Mimari'de doğrudan veri tabanına bağlanırsın. Connection'ı oluşturursun. Open dersin, açarsın. İşin bittiğinde yazılım içerisinde, işin bittiğinde close diyerek kapatırsın. Şimdi bağlantı kısmını bilmediği için ORM'den öğrenenler, yani veri tabanı işlemlerini doğrudan ORM üzerinden öğrenenler, bu tür connection işlemlerini bilmediği için ben anlatınca şok yaşıyorlardı mesela. Bu her dilde geçerli. C# anlatıyorum falan. Yani diyorum ki bunlar tecrübeli yazılımcılar. Entity Framework falan kullanıyor. Mesela connection diyorum. Ne connection'ı diyor. Birbirlerine bakıyorlar falan. Çünkü bilmiyor. ORM çünkü otomatik yapıyor bunları. Şimdi burada da siz DOM içerisindeki nesneleri, o tree dediğimiz HTML tree'si, HTML ağacı içerisindeki neydi o? Gene izlemediğimiz o moladan önceki hafta anlattığım, yani orada detaylı bir şekilde DOM'u vesaire hepsini anlatmıştım. Nasıl çalıştığını, algoritmasını falan değil mi? Bunların içerisindeki verilere, nesnelere, elemanlara, attribute'lere falan nasıl erişeceğinizi DOM üzerindeki jQuery gibi işlemlerle, jQuery gibi library'lerle öğrenebilirsiniz. Çünkü React ya da Angular çok daha kapsamlı, daha karmaşık bir mimariyle geliyor. Onun içerisinde de hepsini yapıyorsunuz ama çoğu şeyi otomatik yaptığından ya da farklı kendi tekniklerini kullandığı için siz asıl DOM mantığını anlayamıyorsunuz. Mesele bu. Dilime düştünüz. O haftayı izlememiş olduğumuz için. Evet, div content. Bakın burası böyle. JS, index, JS, bunu böyle yaptık. Şu an hazır gibiyim. Kendimi hazır hissediyorum. Gel bunu çalıştır. Kendimi şanslı hissediyorum. Evet, şimdi toparladık. Gelen şikayet üzerine mesela buradaki logoyu da aşağı aldık, almış olduk. Şimdi buna tıkladığımda I am X var ya, buna tıkladığımda bunun değişmesi gerekiyor. Değişmedi. Neyi unuttum ben? Hocam unuttum. Fonksiyonu çağırmadınız herhalde. Evet. Ya senin adın ne? Şu an göremiyorum da. Ahmet. Ahmet. Bekliyorsun Ahmet. Sorduğum anda anında cevap senden geliyor. Sağ ol. Çağırma işini unuttuk. Unutursan ölürsün. Neydi? Uyursan ölürsün değil mi? Onun gibi.
unutursan çalışmaz. Çal bakayım. Deneyemedi. Şuraya bir bakayım bir. Not defined diyor. Hadi canım sen de. Bunu burada yaptık. İndeksi burada çalıştırdık. Kontrollerimi yapayım. Static file name JS içerisinde indeks JS. Sonrasında buraya gel. Function call bla bla. Tahminimce ben tahmin etmek şuradan gelirsem geçmişini sil dersem local host özellikle şunu şuradan sileyim. Geniş ekranı alayım bir. Alın. Burası değil. Verileri temizle. Tarama verilerini temizle. Temizledik. Şimdi bakalım. Evet. Bu da arkadaşlar, client tarafındaki arkadaşlar özellikle. Bazı arkadaşlar projeler geliştiriyor. Diyorlar ki mesela benim tarayıcımda şöyle, senin tarayıcında böyle görünüyor falan. Yani bunun sebeplerinden bir tanesi. İhtimal söylüyorum. Birçok sebebi olabilir ama aklınızda bulunsun. Tarayıcı hafızası var ya, mesela statik dosyada bu tür, örneğin resim dosyası, CSS dosyası, JavaScript vesaire, bütün statik dosyalar, siz bir web sitenize herhangi bir web sitesine girdiğinizde oradan bilgisayarınıza indirilir. JavaScript dosyaları dahil. Ve indirildikten sonra artık cache'den okumaya başlar. Yani sizin bilgisayarınızdan onu görmeye başlar. Bilgisayar yeniden başlatana kadar filan. Böyle bir durumda siz eğer şuradaki çalışmalar gibi şeyler yapıyorsanız ve bu uygulamaya yansıtıyor, muhtemelen ihtimallerden bir tanesi bunların sizin cache'den, bilgisayarınızın hafızasından okunuyor olma ihtimalidir. O yüzden şuraya gelirsiniz. Neredesin? Mesela Chrome için tarama verilerini temizle. Bakın tıkladığınızda resimler, ön belleğe alınan resimler ve dosyalar, bunları temizle dediğinizde ya da son saat, son bilmem kaç saat falan bunları yönetebilirsiniz. Ondan sonra tekrar şu sayfaya ziyaret ettiğinde tekrar indirilir bilgisayara. O zaman da senin güncellenmiş halin, yani bu dosyaların güncellenmiş hali inmiş olur. Bu başlangıçta can sıkıcı bir nokta. Her neyse. Statiğe geldik. Bakın burada bir şey ekledik. Buna dedim ki div, sen HTML'sin. Senin içinde onclick diye bir şey var. Biliyorum. Ona ben bir tane function vereceğim. JavaScript function'ı. Onclick ne demek? Buna tıklandığı ve divin herhangi bir yerine tıklandığında demek. HTML tarafındaki hemen hemen tüm nesnelerde bu tür eventler var. Buna tıklandığında şunu çalıştır diyorum. Call this function. Ve şuraya da bir ID veriyorum. Bu işlemi nerede yapıyorum ben? Call this function'ı index.js yapıyorum değil mi? Function, call this function. Let content var da olabilir. Let content document.get element by ID. Şunu bul diyorum. Nereden? DOM'dan. Document object model'dan. İşte jQuery çalışmalarını bilmeyen birinin React'ini güvenmem ben şahsen. Yani jQuery'de uzman olmaktan bahsetmiyorum. Onun çalışma mantığını biliyorsanız ya da JavaScript ile bu tür çalışmalar yaptıysanız, yani bir HTML içerisinde bildiğin JavaScript yazarak bunlar üzerinde nesneler, DOM üzerinde çalıştıysanız React mantığında çok daha iyi bir geliştirici olursunuz diyeyim. Ama o öyle değilse, yani kusura bakmayın, React tarafında ancak kökü olmayan bir ağaç gibi olursunuz diyeyim. O yüzden bu tür çalışmalar önemli.
JavaScript uzmanlığından bahsetmiyorum, o farklı mesele. Ama temel mantığını çok iyi anlamanız lazım örneklerle. Şimdi document get element bayağıydı, al bunu, yakala dedim. Onun content'ini, tamam mı? Nesne olarak content nesnesi adıyla oluştur. Content'in inner HTML içerisine de boşluk at, yani onu bir sil. Ondan sonra da içerisine call me Python developer. Bu kadar aslında. Şu çalıştıracak. Ve bunu da burada gösterebilmek için tabii ki benim şu index.js'yi burada göstermiş olmam lazımdı. Zaten bu çalıştığına göre örnekte rahatlıkla diyebiliriz ki şurası çalışmış değil mi? Bu link buraya gelmiş. Şuradan. Seste, görüntüde sorun var mı orada? Yok hocam, güzeldi. Şu an iyi hocam. Tamam, nazar değdirmeyin. Çok üzerine konuşmayın. Chat'te de dedikodu için yapmayın da üzmesin. Aynı şeyi bakın. CSS'i style.css diyorum. Bunu da buraya ekledim. Ama benim CSS'im yok. Ama ben yazdım. Ne yazdım? Bir CSS ustası olarak şunu yazabiliyorum ben. Background color aqua. Bak bu kadar. Gördün mü? Bu CSS'i çekiyorum ben şuraya. CSS bla bla CSS style.css. Bunu da çektim. Şu yapı aynı. Sorun yok. O zaman ben bunu çalıştırma. Flask run. Geldim. Bakın şimdi. İşlem başarılı. Şuraya gel. Bak. Yeni oldu. Call me Python developer. Oldu mu? Bu sefer call oldu mu? Frontendçiler. Full stack adayları. Ne deli kodlar dönüyor. Ajax asenkron programlama gibi mi hocam? Evet, onu geçen hafta işte o şeyden arkadaşların tekrar izlemediği ilk web programlamaya giriş konumuz vardı. Onda. Hocam, tamam Didem, sen izlemişsin. Ya, iyi izlememişim. Aşk olsun, ben izledim ama iyi izlememişim. Tekrar izleyeceğim. Tamam. Yok, ben genel olarak laf atıyorum. Böyle serpiştiriyorum attığım lafları. Bu arada şey Didem, ben söylememiştim. Tamam. Orada işin biraz mantığını anlattım web programlamada. Mert sen yoktun tabii ki. Sen yeni katılanlardansın. PHP Symfony tarafındaki Doctrine ORM sanırım hocam. Örnek vermek eksik. Allah seni Symfony'den kurtarsın. PHP'den de kurtarsın Mert. Hocam Angular bayağı bir zorlayıp terletiyor o yönde. Geçmişten okuyor. Hocam evet. React'te de böyle. React'te de o keşi silmen gerekiyor Mert. Yani bunları zamanla görürsünüz, öğrenirsiniz. Yani keşten okuyor, keşi temizlemen gerekiyor komut satırı üzerinden falan. Bir iki basit komutla. Yani aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Çünkü bu tür şeyler karşılaşacak. Event Handler, Vanilla JavaScript. Bu arada Vanilla pure denir aslında. Yani mesela hiçbir framework library kullanmadan JavaScript, doğrudan JavaScript yazarak, örneğin jQuery, React falan kullanmadan sadece JavaScript yazıyorsunuz. Buna Vanilla JavaScript denir ya da Pure JavaScript. Aynı şekilde hiçbir framework, library kullanmadan, örneğin Go yazıyorsunuz. Go'nun standart Python library'sini kullanıyorsunuz sadece. Go'nun değil, Python standart library'sinden bahsediyorum. Go'nunki de aynı, fark etmiyor. Hepsinde hiçbir library, ek library ya da framework kullanmadan uygulama geliştiriyorsanız buna Vanilla Go, Vanilla Python denir. Vanilla JavaScript bu konuda çok önemli bence hocam. Kesinlikle katılıyorum. JavaScript'te ustalaşmaktan bahsetmiyoruz burada. Temel mantığını iyi kavramak. Web tarafındaki temel mantığını.
Tamam. O zaman PHP'den kurtuldum. .NET C# tarafına yöneldim. Daha iyidir kesinlikle. .NET tarafında projelerimiz var. ASP.NET Core. Dün gene C# ASP.NET ile ASP.NET Core ile gRPC yazıyordum. Sonra o taraftaki çalışmaları bitirdim. Python'da gRPC ile yazmaya başladım gibi. Bunların örnekleri falan tamamlandığında ileri konularda anlatırım. Sizin de işinize geliyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. GRPC burada değişecek misiniz hocam? Şeyde bootcamp'te. Evet. Tamam. Süper hocam o zaman. Sağ olun. Tabii o yani teknik olarak bir API mantığına yönelik bir teknoloji olduğu için önce normal RESTful API kullanımını onlarla uygulamalar yapacağız. Flask ile mesela normal web mantığını anlatıyorum. Çünkü frontendçi arkadaşlar ya da buraya katılan arkadaşların çoğu geçmiş yazılım tecrübeleri çok detaylı olmadığı için yani backend, full stack bunları birlikte kullanmadıkları için o mantığı API tarafında yakalamaları zor oluyor. O yüzden görsel kısma döndüm farkındaysanız. Görsel örneklerle anlatıyorum. Birlikte anlattıktan sonra UI kısmını çıkartıp diyelim sadece API anlatacağım. O zaman mantığı oturtursunuz. Sorun olmaz. Şimdilik full stack gidiyoruz farkındaysanız. Hani kafalarda soru işareti kalmasın diye tam otursun diye. Ondan sonra makro servis örneklerini yapacağım. Proje bazlı. Çok uçuk kaçık detaylı projeler değil. Ondan sonra da gRPC konusuna gireceğim. Ben onu C#'da aslında gRPC tarafını anlatıyorum daha çok. Python'la Go'da da kullanıyorum projelerde. Onları da vakti gelince inceleriz. Konumuz sanırım bitti burada. Bu uygulama içerisinde. Evet, bunu da yaptığımıza göre. Onu da yapmışız. Şu da olmuş. Bu da bitmiş. Eto bitmiş. Evet. Burası tamam. Sorunuz var mı bu projeyle alakalı? Yoksa mola vereceğiz. Sonra ben anlamadım değil mi? Chat'e de bakayım. Ara verdik o zaman. Görüşürüz. 10 dakika arkadaşlar.